Caner Hocan'la yayın bekliyoruz. Hatta anneni de al yayına. Caner Hoca benimle yayın yapmaz ya. Caner Hoca biraz elitisttir. Şimdi benim gibi deli dumrul bir adamla gözükmek istemez. Ama kendisi de bu yataktan geçmiştir. Söyleyeyim yani. Göstermiş miydim size fotoğrafı? Bir gece aradılar böyle. Gelelim mi diye Hubeyb'le. İyi gelin dedim. Bugün Caner Hoca ile buluştuk. 8-10 kişi. Damla da vardı. Hoca çok alçak gönüllü ve karizmatik birisi. Celal benden kaçmakla en doğrusunu yapıyor dedi. Doğru demiş. Doğru demiş. Çok güzel adamdır Caner Hoca sahiden. Muhabbeti sarar. Beyefendidir. Muvahhittir. Namaz vakitlerini asla kaçırmaz. Alkolün damlasını ağzına sürmez ki gençliğinde öyle bir hayatı varmış. Terk etmiş hepsini. Bunlar çok değerli şeyler arkadaşlar. Elinde imkanın varken bunları itmek çok daha değerli bir şey. Dur, nerede göstereyim bari ya. Emre abiyle fotoğraflarım var. Ha dur, benim EKT'den önce. Ya, kimler geldi, kimler geçti şu mübarek yataktan. Abi yatağı toplasaydım bari. Benim misafirliğim bu kadar. Adamlara bir içecek falan bile ikram etmedim ya. Sonradan aklıma geldi. İşte Edip'i barındırsalar Edip de gelirdi ya. Abi yatağı atmış gibi konuştum. Bak, yataktan geçenleri sayıyorum. Sırasıyla sayamam. Kronolojik sırayla sayamam da. Burki, Hübeyb Öndeş, Caner Taslaman, Asrın Tok, Altay Cem Meriç, Berat Mutluhan Seferoğlu. Ve muhtelif sayıda milf. Fehmi İlkay. Ya güzel bir şey tabii, böyle hani çok farklı tellerden çalan adamlarla muhabbetinin olması, sana değer veriyor olmaları. Çat kapı gelip ziyaretine, arayıp ziyaretine gelmeleri falan hoş bir şey yani, insanın hoşuna gidiyor. Yani beni biliyorsunuz, öyle çok tek bir mahallesi olan bir adam değilim. Birçok konuda sivri, aşırı görüşlerim var. İsterseniz saçma deyin. Bence gayet oturaklı görüşlerim ama böyle bir adamın doğal olarak farklı cenahlardan arkadaşları oluyor. Abi muhafazakar aileyle yaşıyorum. 14 yaşındayım. Hayatımın içine ettiler. Ne yapacağım? Siber güven.